Elazığ Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 300 kişi Saklı Kapı Kanyonu'nu gezme imkanı buldu. Elazığ Doğa Sporları Kulübü Saklı Kapı Kanyonu'na gezi düzenledi. Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü hocaları, öğrencileri ve çevre illerden de 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen gezi programına rekor katılım sağlandı. Eldos yönetim ekibinin katkı ve destekleriyle organize edilen etkinlikte araçlarla şehrin belirli noktalarından alınan katılımcılar Baskil'e getirildi. Köy kıraathanesinde birlikte kahvaltı yapıp yöre halkıyla tanışıp sohbet eden ekip daha sonra rotasını Saklı Kapı Kanyonu'na çevirdi. Güzel bir faaliyet oldu. Elazığ kazandırılması adına güzel bir lokasyon. Ama eksiklikler var, zamanla giderilir. Umarım güzel olur. Herkesi buraya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kapıya ben de ilk kez geldim. Yıllardır bütün arkadaşlarım geliyor ama ben ilk kez geldim. Burada çok güzel bir ortam var, doğal ortam var. Herkesi biz buraya bekliyoruz. En güzeli de benim yıllar sonra yetiştirdiğim güzel öğretmen ve doğa sporlarına meraklı öğrenciler ama şimdiki meslektaşlarımla birlikte olmak. En güzeli de buydu. Çok teşekkür ediyorum. Toplam 6 saat süren etkinlikte doğa sporları ve yürüyüş hakkında temel bilgiler verilerek güvenli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Baskil etkinliği yaptık, Saklı Kanyon etkinliği çok güzeldi. Sabah 7'de Malatya'da buluştuk. Feribotla geçerek buraya geldik. Harika bir etkinlikte Elazığ ekibi, Eldos ekibiyle beraber yaptık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sağ salim, kazasız belasız Malatya'ya döneriz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Temiz çevre sloganıyla katılımcıların hem çevreyi kirletmesi önlendi hem de daha öncesinde çevreyi kirletenlerin çöpleri toplanarak farkındalık oluşturuldu.